daha önce okumuştuk ya, her kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme salavat getirmeyi unutursa ne yapıyor, ne oluyordu? Cennetin yolunu şaşırmış oluyordu. Ondan dolayı her ne kadar sen işte diğer konuları unutsan da sen salavat getirmeyi unutma. Efendim, kitabın özelliği devamlı salavat getirir. Öyle diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde. Râgime enfû raculin, bir adamın burnu yerine sürünsün, rezil kefaze olsun. Benim ismim anıldığı halde bana salavat getirmeyen. Hazreti Muhammed salavatı duyduğumuz zaman arkadaşlar, evet, ne zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ismini unuttuğu zaman hemen salavat getir. Öyle diyor, rezil kefaze olsun, benim ismim duyulduğu halde Muhammed diye sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem dediği halde bana salavat getirmeyen rezil kefaze olsun. Allah Resulü'nün bedduası. O insan hiçbir zaman iflah olmaz. İflah olmaz dedik de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeye Ebu Cehil, yani daha önce İslam'dan önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ebu Cehil'in Ebu Leheb diyor. Ebu Leheb amcası olduğundan dolayı ne yapmıştı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kızlarını vermişti. Ebu Leheb'in oğluna. Ebu İslam geldikten sonra sırf Allah Resulüne hakaret olsun diye ne yapıyor? Ebu Leheb'in çocuğu kızını boşuyor. Allah Resulü. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem beddua ediyor. Diyor ki, ya Rabbi buna köpeklerinden birini musallat eyle. Yani bedduanın unutacağına dikkat çekmek için söylüyorum arkadaşlar. Tabi bu müşrikler her ne kadar Allah Resulüne inanmasalar da hani diyor ya وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَاَنْتُمْ اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ Yani onlar onun Allah Resulü olduğunu çocukları gibi bilirler. Yani çocukların nasıl bilir? Onu da bilirler ama Allah-u Teala hidayet etmediğinden dolayı doğru hidayete ermiyorlar. İşte öyle diyor, yani Allah Resulü bu bedduayı ettiği zaman bunlar da bunu bildiklerinden dolayı bu Allah'ın peygamberi bedduası illa geçer. Bir gün şeye giderken kafileye Ebu Leheb'in oğlu, bütün çocuklar bunlar ticaret yaparken özellikle tembih ediyor ki aman ha aman dikkat edin, bunun etrafını sarın. Ne olursa olsun, gece de olsa bunun başına illa nöbetçi koyduk. Belli bir yere vardıkları zaman çocuk ortada yatıyor, Ebu Leheb'in oğlu. Bütün korumalar da etrafını almış, herkes korumaya. Allah-u Teala gece onları uyutuyor arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in bedduası icap edecek ya, aslanın bir tanesi gelip kafasını koparıp geliyor. Ondan dolayı ne zaman Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in adı anılsa hiçbir zaman salavat getirmeden çekinmeyin, unutmayın. Öyle diyor. İkincisi ise وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ İkincisi ise, yani bir insanın, bir adamın anası babası yanında olur veya da annesi yanında olur veya babası yanında olur da onların rızasını almazsa, onların duasını almazsa o adam da rezil kepaze olsun diye Allah razı olsun. Bakın arkadaşlar, kimde biraz ilerleme varsa, kimde Allah-u Teala dünyalık görmüşse her ne kadar imanlı olmasa da illaki büyüklerin duasını almıştır. Veya yanında bir büyük vardır. Veya bir büyüğüne eli gözü gibi bakar. Yani hani biz bir şey yapmıştık ya, 15 tane Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 15 tane şey ümmetim yapmaya başladığı zaman onun bela ve musibetler musallat olurdu ya, onlardan bir tanesine işte çocuk hanımına bakar, aman hanım, aman hanım, aman hanım, anasını babasını atar tutar. Allah muhafaza eylesin cümlemizi inşallah. Ondan dolayı anne babasının yanında olduğu halde, hayatta olduğu halde onların duasını almayan da Allah rezil kefaze eylesin diyor. Üçüncüsü ise bir insan Ramazan ayı girer de Ramazan ayı gelip geçtiği halde daha günahlarına tövbe etmemişse, orucunu tutmuyor ise, teravih namazını kılmıyor ise o da rezil kefaze olsun diye Allah Resulü.
Allah-u Teala oruçlarımızı hakkıyla tutanlardan eyleye. Teravih namazlarımızı inşallah kendi rızası için kılanlardan eyleye. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران. Her kim diyor Ramazan'ın girmesiyle sevinirse, ya Ramazan gelmiş, elhamdülillah müminlerin oruç ayı gelmiş. Her kim Ramazan'ın girmesiyle sevinirse ne yapar diyor? Allah-u Teala onun cesedini ateşe haram kılar. Adamın bir tanesi mecusi arkadaşlar. Adamın çocuğu Ramazan ayı gelmiş, çocuğu ne yapıyor? Oruç yiyor. Mecusi. Oruç yediğini görünce adam çocuğunun yanına çağırıyor, boynunun köküne iki tane atıyor. Yani bizim Antep tabiriyle boynunun köküne iki tane atıyor. Oğlum diyor, sen nasıl olur da Müslümanların oruç ayı gelmiş, Müslümanlar oruç tuttuğu yerde sen nasıl oruç yersin? Yani Ramazan ayına hürmeten, gel git, gel zaman, git zaman derken bu adam ölüyor arkadaşlar. Bir gün bakıyorlar ki bunu rüyasında görüyorlar, cennette. Ya sen nasıl olur cennettesin? Sen mecusuydun. Ne oldu da cennete girdin? Ölüm anı yaklaştığında Allah-u Teala melek gönderiyor. Git ona şehadete hatırlat. Ramazan'a hürmetinden dolayı onu imanını götürttürüyor arkadaşlar. Bundan dolayı Ramazan'a hürmet, yani Allah-u Teala'nın ayına hürmet en büyük bir ibadet. Ramazan geldiği zaman sofralarınızı, evlerinizi açın, çocuklarınızı camilere götürün. Boş geçirmeyin yani. Öyle diyor ya, Ramazan geldiği halde daha Ramazan'da kendisini affettirmeye bir sebep bulmamış. Yani ne oruç tutmuş, ne teravih kılmış, ne bir insana oruç açtırmış veya da malı mülkü olduğu halde ne yapmamış? Zekatını vermemiş. Niye arkadaşlar bu ayda, yani diğer zamanlarda zekat verilmez mi? Niye durumu olan kardeşlerimiz bu ayda verir? Çünkü bu ayda her şey ikiye katlanır. Allah-u Teala'nın bu ayda sınırsız verdiği ay. Başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem اِذَا كَانَ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَى. Ramazan'ın ilk günü olduğu zaman, ilk gecesi olduğu zaman مَنْ ذَا الَّذِي يُحِبُّنَا فَنُحِبُّهُ. Der ki her kim bizi severse biz de onu severiz. وَمَنْ ذَا الَّذِي يَطْلُبُنَا فَنَطْلُبُهُ. Her kim bizi isterse biz de onu isteriz. وَمَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنَا فَنَغْفِرُ لَهُ بِحُرْمَةِ رَمَضَانَ. Her kim bizden bu ayda Allah-u Teala'dan affını isterse Ramazan'ın hürmetine biz de onu affederiz diyor Allah-u Teala. Ya Rabbi biz de senden affımızı istiyoruz. Bizleri Ramazan'ın hürmetine affeyle ya Rabbi. فَيَأْمُرُ اللّٰهُ تَعَالَى كِرَامًا كَاتِب۪ينَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. Allah-u Teala diyor kiramen katibin meleklerine ne yapar? Emreder. Emreder ki müminlerin sevaplarının yazılmasını, günahlarının yazılmamasını emreder. Allah-u Teala bu ayların hürmetine, Ramazan'ın hürmetine bizim azalarımızı, her yerimizi haramdan muhafaza eylesin. Başka bir hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem لَوْ تَعْلَمْ اُمَّتِي ف۪ي مَا ف۪ي رَمَضَانَ لَتَمَنَّوْا اَنْ تَكُونَ السَّنَةُ كُلُّهَا رَمَضَانَ. Eğer bir ümmetim Ramazan'da nelerin olduğunu bilseydi, hangi bereketlerin, hangi ibadetlerin kat kat sevabının verildiğini bilseydi, Ramazan bütün 12 ayın her hepsini ne isterdi? Ramazan olarak geçmesini isterdi. Davud-u Ta'i diyor ki arkadaşlar, bir gün bana uyku galip geldi. Ramazan'ın ilk gecesi. فَرَعَيْتُ الْجَنَّةَ. Uykuda ben cenneti gördüm. فَكَهَنِّي جَالِسٌ عَلَى شَطِّ نَهْرٍ مِنْ دُرٍ وَيَاقُوتٍ. Sanki ben bir nehrin kenarında, inciden, yahuttan nehirlerin kenarında ben bir oturuyordum bir gün. Yani rüyamda. اِذْ رَأَيْتُ جُوَارِي الْجَنَّةِ كَأَنَّهُنَّ الشَّمْسَ مِنْ نُورٍ وَجْهِهِنَّ فَقُلْتُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهُ.
فَقُلْنَا لَا اِلٰهِ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدَ رَسُولُ Cennet'e ile diyor, لَا اِلٰهِ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدَ رَسُولُ Biz de aynı şekilde dedik diyor. Cennet diyor ki, نَحْنُ لِلْحَامِدِينَ Biz hamd edenler içiniz. لِلْصَائِمِينَ Oruç tutanlar içiniz. اَرْرَاكِعِينَ السَّاجِدِينَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ Ramazan ayında rükû edenler, secde edenler ve oruç tutanlar ve Allah-u Teala'ya hamd edenler içiniz diyor cennet. İşte bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyuruyor ki اَلْجَنَّةُ مُشْتَابَةٌ اِلَى اَرْبَعَةِ نَفَرٍ Cennet şu dört insana çok müştaptır. Devamlı arzular. Şu dört tane insan bana gelse hemen onu içime alsam diye. Cennet bunlardan bir tanesi تَالِ Kur'an, Kur'an-ı Kerim'i okuyan. Çok çok okuyan. Çünkü ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ Sizin en hayrınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreten. Her ikisi de ne yapıyor arkadaşlar? Hayırlı, en hayırlı insana girmiş oluyor. Bundan sonra her harfine Kur'an-ı Kerim bilmeyen arkadaşlar örgensinler. Kur'an-ı Kerim'i okumadan yani daha eftal bir ibadet yok. Kur'an-ı Kerim bilmeyen kardeşlerimiz, burada medresemiz var, burada hocalarımız var. Her zaman boşlar, ne zaman gelirlerse arkadaşlar, hocalarımız var, kendilerine öğretirler. Bilmeyen kardeşlerimiz örgensinler, boş geçirmesinler. Yani ben anlamıyorum, bu bilmeyen kardeşlerimiz namazlarda ne okuyorlar acaba? Yani Fatiha düzgün değilse, İhlas düzgün değilse, namaz nasıl sahih oluyor bilmiyorum. Bundan dolayı bilmeyen kardeşlerimiz, yani basit bir, biz tüccar olsak veya bir iş adamı olsak, Amerika'dan veya bir yerden bir mesaj gelse bize ne yaparız? Can atarız örgenmek için, bir tercümana giderik, bir şuna giderik. Yani çok değil, günde 10 dakikamızı ayırsak veya 15 dakikamızı ayırsak veya 2 günde, 3 günde bir yarım saatimizi ayırsak arkadaşlar bir ayda öğrenilir. Ramazanlarınız hiç olmazsa boş geçirmezsiniz. Sabahleyin bir cüze gidersiniz, öğlen bir cüze gidersiniz. Yani ikinci bir cüze ne kadar güzel, her gün, her vakitte ayrı bir ne yapmak, hatim yapmak. Yani diğer vakitte imkanı yok zaten, işten, şundan, bundan dolayı yetiştiremiyor. Bundan dolayı diye cennet şu dört insanı nedir? Müştahaptır. Bunlardan biri ne? Teâlil Kur'an, Kur'an-ı Kerim'i okuyan. Devamlı gece gündüz elinden imkan olduğu müddetçe günde bir sayfa da olsa, yarım sayfa da olsa en azından arkadaşlar kendimize adet edinek günde bir sayfa da olsa. Ya sabahleyin işimize giderken veya akşam yatmadan önce veya da akşam namazını veya herhangi bir namazı kıldıktan sonra açıp bir sayfaya çok değil. Veya her namazdan sonra, her namazdan sonra bir sayfa okusak ne eder? Günde beş sayfa eder. O bir sayfa da çok vaktimizi almaz. وَحَافِظِ الْلِسَانِ İkincisi ise dilini muhafaza eder. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ne diyor? Bana şu iki şeyi garanti verirseniz ben de size cenneti garanti veririm. Ney? Onlardan bir tanesi de dilini gösteriyor. Aha bu. Yani dilini tutup gösteriyor. Siz buna garanti verdiğiniz zaman, çünkü öyle bir yaratık ki arkadaşlar, Allah-u Teala onu öyle bir yaratmış ki, yani yalan ondan, gıybet ondan, nemmeme laf getirip getirme ondan, fitne çıkarma ondan, insanlara her türlü kötülüğü götürme ne? Dilden. İşte ondan dolayı Allah Resulü ne demiş? Yani ümmetim işte zina eder, olur ki hata yapabilir, edebilir. Ama ne demiş arkadaşlar? Yalan söylemez. Çünkü dil bir sefer yalana başladığı anda, yalan gıybeti de yaptırır, lafı da getirir, götürür, zinayı da yaptırır, her türlü işi yaptırır. Ondan dolayı ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük özelliği ne olursa olsun yalan söylemeyecek. Kendini işten de olsalar, kendini idam da edecek olsalar, bütün malı mülkü de gidecek olsa ne yapacak? Yalan söylemeyecek. وَمُطْعِمُ الْجِيْعَانِ İkincisi açları doyuran, üçüncüsü yani. Üçüncüsü de Allah-u Teala, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet. Bu üçün, dört insanı nedir? Müştahaptır. Üçüncüsü de açları doyuran وَالصَّائِم۪ينَ ف۪ي شَهْرِ رَمَضَانِ Elhamdülillah o açları doyuran kardeşlerimiz hakikaten yani keşke o buraya o imkanı verip de işte aman orada fakirler yesin, fakirler faydalansın diyen kardeşlerimiz, zenginse zengin kardeşlerimiz keşke gelip öğlen üzere aşağıyı görseler. Vallahi bir veriyorsa 10 vermek isterler. Çünkü aşağıda millet kuyruğa giriyor. Ekmeğini alan alana. Bazen öyle diyor ki ekmek parçasına muhtaç oluyor. Onu alıp geliyor.
elhamdülillah, Allah razı olsun bu kardeşlerimizden. Ramazanın hürmetine, bu ayların hürmetine, günlerine yüz binler sayısız versin inşallah. Dördüncüsü ise arkadaşlar, وَالصَّائِم۪ينَ ف۪ي شَهْرِ رَمَضَانَ Ramazan ayı geldiği zaman oruç tutana da diyor, cennet müştaktır, onu arzular. Aman şu gelse de, bana girse, benim içindeki nimetlerden ne yapsa, faydalansa diye. Hazreti Musa Aleyhisselam bir gün Peygamber Efendimiz Allah-u Teala ile konuşurken arkadaşlar diyor ki, Ya Rabbi هَلْ اَكْرَمْتَ اَحَدًا مِثْلَ مَا اَكْرَمْتَنِي Bana ikram ettiğin gibi, hani Musa Aleyhisselam Allah-u Teala ile konuştu ya, yani daha önce peygamberlerin hiçbiri olmamıştı, hiçbiri konuşmamıştı. Ondan dolayı yine diyor Musa Aleyhisselam, Ya Rabbi bana ikram ettiğin gibi benden başka hiç kimseye ikram ettin mi? Yani kimseyle konuştun mu hiç? O zaman Allah-u Teala diyor ki, اِنَّ لِي عِبَادًا فِي آخِرِ الزَّمَانِ Yani benim kullarım var, ahir zamanda gelecek. اَكْرَمُهُمْ شَهُ الرَّمَضَانِ Ben onlara Ramazan orucunu ikram ettim diyor Allah-u Teala. Ben onlara Ramazan orucunu ikram ettim. وَاَنَا اَكُونُ اَقْرَبُ اِلَيْهِمْ مِنْكَ Ben onlara senden daha yakınım. Allah-u Teala. فَاِنِّي كَلَّمْتُكَ Ben seninle konuşurken بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَبْعُونَ أَلْفُ حِجَابٍ Ben seninle konuşurken seninle benim aramda, yani Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'la konuşurken Musa Aleyhisselam'la Rabbimiz arasında 70 tane hicab vardı diyor. 70 tane hicab. Ama diyor, فَاِذَا صَامَتْ اُمَّتُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ Eğer ümmetten, ümmet Muhammed'den biri bu ayda oruç tuttuğu zaman وَبْيَضَّتْ شِفَاهُ Artık sıcaklıktan, yorgunluktan, dudakları artık beyazlaşırsa, takatsızlıktan وَصَّرَّتْ اَلْوَانُهُمْ Rengi sararmışsa artık اَرْفَعُ تِلْكَ الْحِجَابُ وَقْتَ اِفْتَارِهِمْ Subhanallah. İftar vakti diyor Allah-u Teala, ben o bütün hicabları kaldırırım. Ne isterse veririm. Ümmet-i Muhammed'in özelliğine bak. İftar zamanı geldiği zaman diyor, bütün hicabları kaldırırım, dilesin, istesin, ne isterse onu verir. İnşallah Hazreti İbn Ömer, Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu, öyle onun bir duası var. Ya Rabbi senin rahmetin diyor, bütün rahmeti kapsadığı halde en tağfire li, beni affeyle diye o mübarek iftar vakti o şeyi var, duası var. İşte ümmet-i Muhammed'in özelliği bu arkadaşlar. Başka bir haberde ise اِذَا هَلَّ هِلَالُ رَمَضَانَ Ramazan hilali girdiği zaman, Ramazan orucu başladığı zaman arş, kürsi, melaike ne kadar varsa her hepsi der ki Tuba li ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ne mutlu ümmeti Muhammed'e bima indallahi teala aleyhim minel kerame Allah-u Teala'nın yanında onlara bir keramet, cömertlik var ve istagferet lehumus şemsu vel kamaru vel kevâkubu vel tuyuru fil havai ve semeki fil melek yani Allah-u Teala yerde, gökte uçan kuş, denizde yüzen balık, melekler, arş, kürsü, ne her şey ne varsa ümmeti Muhammed için istiğfar ediyor bu ayına. فَاِذَا أَصْبَحُوا لَا يَتْرُكُ اللّٰهُ تَعَالَى أَحَدًا مِّنْهُمْ اِلَّا يَغْفِرَ لَهُ Sabah olduğu zaman Allah-u Teala hiçbir kimse yok ki Allah-u Teala onu affeder. Ve yekûlu Allahu Teala li melâiketihi Allah-u Teala meleklerine der ki İz'alû salâtekum ve tesbihakum fî Ramazâne li ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem Yani sizler tesbihlerinizi, namazlarınızı ümmeti Muhammed için yapın diye Allah-u Teala onlara emreder.
Yine hikaye olunur ki arkadaşlar, bir adam var, ismi Muhammed. Bu adam hiçbir zaman namaz kılmaz. Yani 11 ayın hiçbirinde namaz kılmaz. Kendi işine, gücüne, taşkarasına bakar. Ramazan geldiği zaman diyor, ne kadar kılmadığı namaz varsa o ayda her hepsini kaza edermiş. 11 ayın namazını Ramazan ayında kaza ediyor. Sabah, öğlen, akşam hiç durmadan. Demişler ki, لِمَا تَفْحَلِ ذَٰلِكِ Yani sen niye bunu böyle yapıyorsun? Diğer namazlarında, beş vakitlerinde kılsana, diğer vakitlerinde. Niye sadece bunu Ramazan'a sığdırıyorsun? Diyor ki, هَذَا شَهْرُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْبَرَاكَةِ اَسَ اللّٰهُ اَنْ يُجَاوِزَ عَنِّي بِفَضْلِهِ Yani bu rahmet, bereket, mağfiret ayı, Allah-u Teala ben umarım ki inşallah Allah-u Teala bu ayda benim bu kıldıklarımın yüz hürmetine, tamam diğer zamanlar bilmiyorum ama bu ayda kıldıklarımın hürmetine ne yapar? Rabbim beni inşallah affeder diyor. Sonra öldüğü zaman rüyasında görüyorlar ki مَا فَعَلَ اللّٰهُ بِكَ Allah-u Teala sana ne yaptı? Nasıl karşıladı seni? غَفَرَ لِي وَرَبِّي بِحُرْمَةِ تَعْظِيمُ رَمَضَانَ Ramazana hürmetimden dolayı diyor, Allah-u Teala beni affetti. Allah-u Teala Ramazan'ın hürmetine cümlemizi affetti. Bunlardan ilgisi. Ömer ibn-i Hattab radıyallahu teala anhundan rivayet edilen an-nebi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ramazan geldiği zaman diyor, اِذَا اِسْتَيُّذَا حَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانِ Yani Ramazan olduğu zaman, Ramazan ayı geldiği zaman, sehir vakti yeniden bir tanesi yatağında dumuldadığı zaman, hareket kalkmak istediği zaman bir taraftan diğer bir tarafa geldiği zaman ona melek der ki قُمْ بَارَكَ اللّٰهُ ف۪يكَ وَرَحِمَكَ اللّٰهُ Allah-u Teala seni mübarek eylesin, Allah-u Teala seni acısın, kalk derdi. Yani daha yatağında kımıldamaya başladığı anda veya zilin sesini veyahut da işte imsak vaktinde bir davulcuların sesini duyduğu zaman sağa sola kımıldamaya başladığı anda der ki kalk, Allah-u Teala sana rahmet etsin, mağfiret etsin diye dua edin bana buna. فَاِذَا قَوْمَ بِنِيَّةِ الصَّلَةِ Eğer namaz niyetiyle kalktığı zaman يَدْعُوا لَهُ الْفِرَاشِ Ona o yatak dua eder. اللّٰهُمَّ اَعْطِ الْفُرُشَ الْمَرْفُوَى Yani Allah-u Teala sana yükselen yatakları versin. Yani cennet yataklarını versin. وَاِذَا لَبِسَ ثَوْبَهُ Elbisesini giydiği zaman يَدْعُوا لَهُ الثَّوْبَ Elbise ona dua eder. اللّٰهُمَّ اَعْطِهِ الْجَنَّةَ وَاِذَا Yani cennet der ki مِنْ حُلَ الْجَنَّةِ Cennette Allah-u Teala sana cennet libaslarını giysin. Ayakkabısını giydiği zaman, yani terliğini giydiği zaman lavaboya giderken o ayakkabı der ki ona اللهم ثبت قدميه على الصراط يا ربي bunun ayaklarını sıratta sabit kıl diye dua eder. وإذا تناول الإناء yani sahur vakti yemek yemeye geldiği zaman يدعو له الإناء ona kap oy kap dua eder. اللهم أعطه من أكواب الجنة يا ربي cennet kaplarından bir tanesini buna ver diye. وإذا توضع abdest aldığı zaman اللهم طهر من الذنوب والخطايا Ya Rabbi bunun günahlarını ve hatalarını affet diye dua eder şu. وَاِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَىٰ Abdeste kalktığı zaman يَدْعُوا لَهُ الْبَيْتِ Yani evvela dua eder. اللّٰهُمَّ وَسِّعْ قَبْرَهُ وَنَمِّرْ حُفْرَتَهُ وَزِدْ رَحْمَتَهُ Ya Rabbi sen onun kabrini geniş eyle. Onun eşili olan yerini, mezarını nurlandır ve rahmetini ona ziyade eyle diye dua eder. Allah-u Teala sana diyor rahmet nazarıyla bakar ve يقول عند الدعاء yani dua anında ya abdi minke dua ve minne istijabe ey kulum senden dua etmek bizden istijabe ve minke sual senden istemek ve minke neval bizden vermek diyor Allah-u Teala وَمِنْكَ الْاِسْتِغْفَارِ Senden istiğfar yapma وَمِنَّ الْغُفْرَانِ Bizden de affetmedir diyor Allah-u Teala. Yine aynı şekilde hadisi getirmiş arkadaşlar. Her kim diye اِنَّ اَوْلَ النَّاسَ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ Yani
bu kadar konuşuyoruz ama salavatı da unutma diyor. Yani kitap bize, bana insanların en yakını kıyamet gününde اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً bana salavatı çok çok en çok getirendir diyor. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Yine başka bir hadis-i şerifte, eğer her kim bana her cuma yani bana 100 salavat getirirse Allahu Teala onun yani denizler dolusu da günahı olsa Allahu Teala onu affeder diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a diyor ki اِنِّي اَعْطِيْتُ اُمَّتُ مُحَمَّدْ نُورَيْنِ Ümmet-i Muhammed'e iki nur verdim, ona iki karanlık zarar vermemesi için. Ümmet-i Muhammed'e ne yaptım? İki tane nur verdim, ona iki tane zarar, iki tane karanlık ne yapmasın? Ona zarar vermemesi için. O zaman Musa Aleyhisselam, ya Rabbi men nurani ya Rabbi. İki tane nur nedir senin verdiğin? فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Nur-u Ramazan, Ramazan'ın nurunu verdim ve nurun, Kur'an-ı Kerim'in nurunu verdim. Musa Aleyhisselam sorur, وَمَا الظُّلْمَاتٍ يَا رَبِّ O iki tane verdiğim karanlık nedir? Allah-u Teala, Allah-u Teala der ki, ظُلُمَةُ الْقَبْرِ Yani kabir karanlığı, وَظُلْمَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyametin karanlığı, yani o günün dehşeti. Yani her kim inşallah Ramazan orucunu tutarsa, İnşallah kabir azabından uzak olur. Her kim de inşallah Kur'an-ı Kerim bol bol okursa Kur'an-ı Kerim'in nuru da onu inşallah kıyametin dehşetinden onu muhafaza eder. Yine başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem men hadara meclisel ilmi fi Ramazan elkim her kim ilim meclisine devam ederse Ramazan ayında كَتَبَ اللّٰهُ تَعَالَى بِكُلَّ قَدَمَ عِبَادَهُ سَنَةٍ عِبَادَةُ سَنَةٍ وَيَكُونُ مَعِي تَحْتَ الْعَرْشِ Allah-u Teala ona yani o ilim meclisine devam ettiğinden dolayı bir senelik her adımına yani بِكُلَّ قَدَمْ عِبَادَةُ سَنَةٍ her adımına Allah-u Teala ona bir senelik ne yapar? İbadet mükafatı verir diyor وَمَعِي فِي الْعَرْشِ Arşta benimle beraber olur. Ondan dolayı arkadaşlar, daha önce dedik, tekrar söylüyoruz. Hemen burada inşallah iftarlarımız devam edecek. Hemen yine pazartesi ve perşembe günü sohbetlerimiz devam edecek. İnşallah da gücümüz yeterse, Allah imkan verirse teravihleri burada hatimle kılacağız. Ben babayiydim, gücüm yeter diyen kardeşlerimiz buyursun gelsin inşallah. Allah-u Teala da bize de güç versin, kuvvet versin. Dua edin inşallah. وَمَنْ دَاوَمَ عَلَى الْجَمَاعَ فِي رَمَضَانَ Her kimle cemaate devam ederse Ramazan ayında اَعْتَاهُ اللّٰهُ تَعَالَى بِكُلِّ رَكْعَةٍ مَد۪ينَةً تُمْلَعُ مِنْ نِعَمِ اللّٰهِ Allah-u Teala ona her rekatine yani sanki bir koca bir Medine bir şehir vermiş gibi yani Allah-u Teala'nın bütün nimetleriyle dolmuş bir şehir vermiş gibi olur diyor. وَمَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ فِي رَمَضَانَ Eğer her kim Ramazan'da anasına, babasına iyilik yaparsa يَنَالُ نَظَرُ اللّٰهِ تَعَالَى بِالرَّحْمَةِ Allah-u Teala'nın rahmet nazarına ermiş olur. Allah-u Teala yani o ayda anne babasına iyilik yaptığından dolayı ona rahmet nazarıyla bakar. وَاَنَا كَف۪يرٌ فِي الْجَنَّةِ Ben de onun kefiliyim diyor. Allah Resulü cennette onun kefiliyim. Ona cennete girmesine kefiliyim.